Psikolojim bozuldu. <laughs> o durumu yaşamak istemezdim. Anne olan bir insanın anneliğinden vurulmaz. Hangi takıma gitsem nedense o iyi olan takım yenilmeye baş. Çünkü orası Survivor. Her şey beklenir. <laughs> Umarım şampiyon olur. Çok zorlu bir sezon ama kalbim ondan yana. Bence sonuna kadar gider Atakan diye düşünüyorum. <laughs> Herkese merhabalar. Ben Asena Demirba. Bugün Milliyet.com.tr'nin konuğu benim. Survivor ile ilgili merak ettiğiniz her şeyi yanıtlayacağım. Sorgu başlasın o zaman. Survivor'dan sonra hayatında neler değişti? Psikolojim bozuldu. <laughs> yani şöyle söyleyeyim. Yarışmadan çıktıktan sonra tabii aşırı bir özlemim vardı. Çünkü küçük bir kız çocuğum var. Onu bırakıp gittiğim için. Döndüğümde tek düşündüğüm şey onunla sadece zaman geçirmekti. Bu zamanı onunla geçirdim ama tabii bu süreçte hiçbir şey yapmak istemedim yani sadece evimde oturup hatta genel günlük hayatımda çok fazla spor yapan bir insanım ama spordan da uzaklaştım kızımla o ay Ayrıldığımı uzun zamanı telafi etmeye çalıştım. Şimdi ama normal hayata döndüm, psikolojim de düzeldi, antrenmanlarımı tekrardan başladım. Şu an bomba gibi hissediyorum kendimi. Neden bu yarışmaya katılmayı tercih ettin? Ben bunu aslında her foto konuşmamda dile getiriyordum. Tek gitme sebebim vardı. O da kendi ayaklarım üzerinde durabilmekti. Çünkü ben kız çocuğumla tek başıma yaşayan bir anneyim. Ona daha iyi bir gelecek sunabilmek için aslında o yarışmaya katıldım. Çünkü Survivor gerçekten çok izlenen ve Türkiye'nin en iyi programı diyebiliriz. O Oradan çıktığında kapılar sana açılıyor. Özellikle zaten Acun Bey yanında olan herkes için geçerli bu. Onların projesinde olmaktan da mutluluk duyuyordum zaten orada olduğum süreçte. Kısacası kızıma iyi bir gelecek sağlayabilmek için orada kalmayı çok istiyordum. Yarışmada seni en çok ne zorladı? Tabii ki de kızımdan ayrı kalmak. Oradayken çok kaygılarım vardı. Çünkü tamamen hayattan bağlantın kesilmiş gibi bir adanın içerisindesin. Ve o 5 ay boyunca Hayata dair hiçbir şey bilmiyorsun. Aslında kaygılarım şöyle, çıktıktan sonra ben ne olacağım, ne yapacağım, ne kazanacağım? Gerçekten hani e, amacıma ve hedefime ulaşabilecek miyim? Hani kendi ayaklarım üzerinde durabilecek miyim? Bunları da düşünüyordum. E tabii bir de aradığım bir şey vardı o da annem çünkü canım sıkkın olduğunda ben bir tek annemi ararım hani onunla dertleşirim ama benim en yakın arkadaşım gibi e, onu da çok aradım. Ya Beni en çok zorlayan şey aslında ailemi görememekti onun dışında açlığa da alışıyorsun e, oradaki zorluğa da bir süreden sonra alışıyorsun yani sen orada aslında bir ayı geçiyorsan yani bir ay kalıp orada e, bir ayı geçiyorsan zaten her şeye alışıyorsun açlığa daha çabuk alışıyorsun. Psikolojik anlamda Survivor çok daha zor bir yer. Psikolojin güçlüyse kazanırsın ama psikolojin kötüyse Survivor'da bir yere gidemezsin. En büyük psikolojik savaş diyebiliriz biz Survivor için. Hiç yanlış anlaşıldığını düşündüğün oldu mu? Biz e, televizyondan e, izleniyoruz ve içeride olan biteni bilmediğimiz için hep ben yanlış anlaşılmışım, hep ben kötü gözükmüşüm ama aslında olaylar oradan gözüktüğü gibi hiçbir zaman olmuyor. Gerçekten mesela. Ben yarışmadan döndüğümde bize şunu soruyorlar genellikle işte gerçekten yemek vermiyorlar mı işte gerçekten e, tuvaletinizi ormana mı yapıyorsunuz? Buna aslında inanmayıp soruyorlar hani o açlığa da inanmayıp soruyorlar ama sizlerin tahmin ettiğinden hatta edemediğinden çok daha zor bir yer. Hatta ben her zaman şunu söylüyorum yani keşke kamera arkası çekilse o zaman daha çok izlenebilir yani tahmin edebileceğinizden çok zor bir yer. Her anlamda. Yarışmayla ilgili hiç pişmanlığın var mı? Aslında genel olarak o gözüktüğüm karakterden rahatsız değilim, o hırçın karakterden. Ama tek bir rahatsız olduğum nokta var. O da işte ekrana verilen o kavga görüntüleri. O durumu yaşamak istemezdim. Ama Allah da kimseyi o duruma düşürmesin. Çünkü orada söz konusu ayrı bir şey var. O da e, çocuk konusu. Ben bunu hep söylüyorum. Anne olan bir insanın anneliğinden vurulmaz. Hiçbir şekilde. Yani annelikle ilgili hiç kimse, hiç kimseye bir şey söyleyemez. O yarışma ortamında açsın, işte uzun bir süre geçirmişsin. Ya psikolojik anlamda zaten çok kötüsün. Ve karşındaki insan seni vuracağı noktayı bilip bu şekilde beni kışkırttığı için o duruma düştüm. Tabii ki de bu duruma düşmek istemezdim. Ama şunu da dürüstlükle söyleyebilirim. Bu konuyla ilgili yine bu tarz bir şey söylense tepkim hafif olmazdı yani e, alttan alacağım bir konu değil bunu, bu konu açıkçası benim için. En unutamadığın an? Ya aslında tabii ki de iki unutamadığım an var ama e, birincisi için şey diyebilirim. Ben sürekli bir mavi takım, bir kırmızı takım arasında gidip geliyordum. Yani sürekli takım değiştirdiğim için hangi takıma gitsem nedense o iyi olan takım yenilmeye başladı. Yani bir kere şu Asena'nın yüzü büyük ödüllerde gülmedi. Neyse bir tane helikopter ödülü vardı. Artık son zamanlara yaklaşmıştık zaten. Tabii son zamanlara geldiğin için artık şey var hani aileme kavuşacağım gitmek istiyorum misli var. Yani o sıra gitmek istiyorsun. E tabii ne mutlu edebilir? Orada tek mutlu edecek şey ödül. Helikopter ödülü geldi. Ya her şeyi yaptık. Yine ben kaybettim. Herkes kazandı. Ben kaybettim. O ödüle çok üzülmüştüm. Çünkü e, onu kaybettiğimizde bizim iki gün dinlenme sürecimiz vardı. Çünkü tabii diğer takım ödülü çekmeye gideceği için. Biz iki gün kampta ben yine aynı manzaraya bakıyorum. E, karşımda göl. Sağımda solumda ağaçlar. Değişen hiçbir şey yok. Kafayı yemek üzereyim. Yani en üzüldüğüm şey oydu diyebilirim orada. Yine teklif gelse yine gider misin? Yani e, dürüst cevap vereceğim. Yarışmadayken bunu her yarışmacı yaşamıştır büyük ihtimalle. Uzun süre kaldıktan sonra diyorsun ki ya ben bir daha asla buraya gelmem. Bir daha hiç gelmem diyorsun. Ama e, sonra evine döndüğün zaman öyle bir özlüyorsun ki o parkurları. Yani o parkur bambaşka bir şey. Survivor'da yarışan bunu bilir. Survivor bir aşktır diyorum. <laughs> Bu dönemde biraz tartışmalar arttı gibi. Bunu neye bağlıyorsun? Başladığından beri kaos diyoruz. Ee, yani çok normal performans senesi gruplaşmalar olacak, herkes kendini finale taşımak isteyecek, gereksiz yakınlıklar olacak, İnsan sevmediği insanla bile yeri geldi mi yakın olacak. Çünkü orası Survivor, her şey beklenir. <laughs> Ama hiç tahmin etmediğiniz insanlar da bir anda kavga edebilirler. Survivor'da yarışan insanın yakın arkadaşı olmaz. Kimse orada yakın arkadaşın değildir oraya tek başına gidiyorsun ve tek başına çıkman gerekiyor. Kimseye güven olmaz. Sonra seni sırtından vuruyorlar çünkü. Yarışmadan sonra kimlerle görüşüyorsun? Ya yani aslında ben çok fazla kişiyle görüşmüyorum. Benim için orada birkaç has insan var. Onlarla görüşüyorum. Onları seviyorum. İşte Yusuf olsun, Özgür abi olsun, Gizem olsun. Gizem tabii ilk elenenlerden de. Ee, ama onun dışında e, görüştüğüm yok ve görüşmek istediğim insanlar da yok açık söyleyeyim. Söylenen şeyler ağır şeyler olmaz konuşursun evet ama ağır şeyler konuşulduğu için ben dışarıdaki şu an e, eski yarışmacıları gördüğümde inanamıyorum yakınlıklarına. Çünkü hepsi birbirinin arkasından fazlasıyla konuşmuş insanlar. E, ben onlar gibi değilim. Ben yarışmada ne yaşadıysam dışarıda da e, şeyim yok çünkü orası gerçek bir yer yani tamamıyla gerçek ve dışarıda zaten o insanlarla karakterim gereği yakın olamam yani aslında yakın değiller öyleymiş gibi gözüküyorlar ee, kalabalık olunca güçlü olacaklarını düşünüyorlar ama İnsan tek başına her zaman daha güçlüdür. Yani ben onlardan çok daha güçlüyüm her anlamda. Kimleri favori görüyorsun? Kimin şampiyon olmasını istersin? Tek cevabım var. Nagyan. Nagyan'la çok benziyoruz ve onu gerçekten çok seviyorum. Çünkü aslında ben şöyle söyleyeyim. Survivor genelinde ben hırçın insanları seviyorum. Çünkü onlar gerçek insanlar aslında. Duygularını bir anda gösteren insanlar gerçek insanlardır benim gözümde. Yani oyun yok, hiçbir şey yok. Düşünerek hareket etmiyor. Nagihan'la aramızda ama bir, bir, fark var. Mesela o bir anda parlayabiliyor. Yani birden yüze bir anda çıkabiliyor. Ben yine bir düşünme payı var. Ben birden 70'e kadar çıkıyorum. O düşünme payım var. Ee, aslında onun yaptığı şey haklıyken haksız e, duruma düşüyor. Ama yine benim gözümde her zaman haklı. Ben onu çok iyi anlıyorum. Ve gerçekten e, insanlar ekrandan gördüğü gibi kimseyi yargılamasın. Zaten bu tarz karakterler, sivri gözüken karakterler normal hayatlarında çok yumuşak insanlardır. Ve Nagihan gerçekten o kadar güzel bir kalbi var ki. Yani onu desteklememin en büyük sebebi e, mücadelesine de saygı duyuyorum. İnanılmaz bir yarışmacı. Sonuna kadar da hak ediyor. Yani umarım şampiyon olur. Çok zorlu bir sezon ama kalbim ondan yana. Yarışmaya sonradan dahil olan şampiyonlar da var. Sence bu dengeleri değiştirir mi? Ya Atakan var, Hilmi var. Bu arada yani Survivor böyle bir görseli var Hilmi Mesela havuz oyunlarında falan inanılmaz hareketler yapıyor. Ben de tabii su parkurlarını çok sevdiğim için yarışmada. Yani en iddialı olduğum parkurda. O yüzden Hilmi zevkle izliyorum. Atakan için de şunu diyebilirim. Gerçekten güçlü bir yarışmacı. Onun da karakterini çok beğeniyorum. Bence sonuna kadar gider Atakan diye düşünüyorum. Önümüzdeki dönem için plan ve hedeflerin neler? Seni yeniden ekranda görecek miyiz? Yani önümüzdeki sene sürprizler olabilir. Herkes sürprizlere açık olsun diyorum. Valla ben bomba gibiyim. Ee, psikolojimi de toparladım. Mental ve fiziki anlamda her şey hazırım. O yüzden seneye sürprizlere açık olalım, izleyelim ve görelim diyorum. Bir açık kapı bırakıyorum şu anda. <laughs> İsteyen istediği gibi anlayabilir. Sence gerçek bir Survivor şampiyonu nasıl olmalı? Kesinlikle psikolojisi güçlü olan bir insan olmalı. Çünkü dediğim gibi Survivor eşittir psikoloji. Eğer psikolojin güçlüyse bence şampiyon olmayı hak ediyorsundur. Çünkü orada dediğim gibi bir sürü şey dönüyor. Kimse senin Survivor'da yakın arkadaşın değil. En güvendiğin insan Finale bile kalmak için senin arkandan iş çevirebilir o yüzden Survivor şampiyonu Psikolojik olarak güçlü olan bir insan olmalı çünkü oradaki e, Bütün zorlukları atlatmış insan Bence zaten başarmış demektir bir şeyleri Sadece performans değil biliyorsunuz ki Peki Asena şimdi ne yapıyor? Güzel soru hiçbir şey yapmıyor <laughs> Benim Survivor'dan sonra adaptasyonum daha zor oldu. Aslında şu an baktığınızda bir sene oldu. Bu bir sene içinde zaten döner dönmez işte kızımla vakit geçirdim. Yani o kaybettiğim zamanı onun yanında değerlendirdim ve kendime bir zaman tanıdım. Dolayısıyla çoğu şeye çok açık değildim. Çünkü kendimi toparlamam gerekiyordu. Normalde işte spor yapan bir insanım sürekli hayatında. Zaten mesleğim bu. Ama spor bile yapmak istemedim. O derece psikolojim bozulmuştu. Şimdi Asena uzun zaman sonra kendini toparladı. Evet, sorularınızı yanıtladım. Umarım sorularım sizin merakınızı gidermiştir. Ama şunu sakın unutmayın. Hiçbir şey uzaktan göründüğü gibi değildir. İnsanları uzaktan eleştirmeyin. <laughs> Ağır bir şekilde eleştirmeyin. Orası Survivor gerçekten çok zor bir yer. Gerçekten oraya giden her problemli kim olursa olsun benim problem yaşadığım gerçekten zoru başarmış insanlardır. Teşekkür ediyorum. <laughs> Tekrardan görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.